Türkiye İstatistik Kurumu 11 Haziran Pazartesi günü saat 10'da 2018 ilk çeyrek büyüme verilerini açıklayacak. Malum biliyorsunuz Türkiye 2017 yılını bir büyüme hikayesiyle geçti. %7,4'lük bir büyüme ile 2017 yılını kapattık. Tabii 2016 yılında olan sıra dışı olaylarla beraber kötüleşen yatırım ortamı çerçevesinde 2016 yılının özellikle son iki çeyreğinde büyüme momentumunda önemli bir kayıp meydana gelmişti ve 2017 biraz bunun hem toparlanması hem de aynı zamanda Türkiye'de büyüme momentumunun tekrar güçlenmesi periyodu oldu. Tabii bu dönemde yatırımlar olsun, ekonomiye verilen teşviklerle, desteklerle beraber artan iç talep olsun, işte Avrupa ekonomilerindeki toparlanma çerçevesinde dış talepteki güçlü seyir ve ihracatın büyümeye katkısının artması olsun, oldukça olumlu bir hikaye yakalamıştık. Şimdi tabii 2018 yılı bu güçlü büyüme yılından sonra bu büyüme patikasını devam ettirebilecek miyiz, ettiremeyecek miyiz? Onun yılı olacak ve tabii 2018 yılına dair ilk büyüme verisi olması bakımından ilk çeyrek büyüme verisinin açıkçası oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Biraz bunun arka planına bakacağız. İlk çeyrek büyüme verileri ne yönde gelir? Güçlü gelir mi? Yüksek gelir mi? Ve yıl geneli için nasıl bir projeksiyonda bulunabileceğiz? Biraz bugünkü eğitimimizde onun üzerinde durmaya çalışacağız. Tabii ilk çeyreğe yönelik açıklanan öncü göstergeler var. Başta sanayi üretimi olmak üzere, işte dış ticaret rakamları olmak üzere. Yani buradan tabii bunlar çıkarım yapmamıza olanak veren etmenler. Biraz bunların üzerinde duracağız. Şimdi burada büyümenin arka planına baktığımız zaman, birinci olarak ilk çeyrekte büyümeye destek veren etmenler neler oldu? İşte başta sanayi üretimi olmak üzere, çünkü sanayi üretim verileri de revize edildi biliyorsunuz ve büyümeyle olan korelasyonu arttırıldı. Haliyle şu anda sanayi üretiminden daha rahat büyüme çıkarımı yapmamız mümkün olabiliyor. Haliyle şimdi başta sanayi üretimi olmak üzere öncü göstergelerde güçlü bir seyir izlendi. Ve aynı zamanda çift haneli ihracat büyümesi kapsamında ihracatın büyümeyle artan katkısı olduğunu gördük. Dolayısıyla büyüme görünümünün bir defa üretim kanalından ve ihracat kanalından olumlu bir şekilde desteklenmesini bekliyoruz ki burada özellikle hükümetin uygulamış olduğu açık mali politikalar çerçevesinde de hane halkları harcamalarının ve kamu yatırımlarının, hükümet harcamalarının büyümeye pozitif yönde katkı vereceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla şu anda yani iç talep de büyüme açısından pozitif bir görüntü çiziyor. Yani bir tarafta da tabii ki işte bu artan bütçe harcamaları olsun, işte bu nasıl diyelim, işte vergi affı gibi bazı etmen olsun. Bunlar tabii bütçeye yük getiren unsurlar ve bütçe gelirlerini azaltan unsurlar. Dolayısıyla biraz bütçe açığının artmasına da şey veriyor. Tabii diğer tarafta baktığımız zaman hani ithalata bağlı üretim ve büyüme görünümü aynı zamanda yani bu kanallar desteklendiği zaman ithalat tarafında da bir artışa neden olur ki ithalatta aynı zamanda artan kurların da önemli bir etkisinin olduğundan söz etmek gerekirse, yani bir tarafta da açıkçası yani bu şu andaki büyüme modelinin getirmiş olduğu bir cari açık ve enflasyon sorunu da olduğunu görüyoruz. Çünkü bir tarafta yani talebin artması demek aynı zamanda yani talep enflasyonunun da artması anlamına geliyor. Haliyle şu anda yani izlenen büyüme modeli çok sürdürülebilir bir büyüme modeli olarak görünmüyor aslında. Yani ekonomik teoriler kapsamında baktığımızda, ama tabii kısa vadeli olarak mali politikaların destekleyici olması ve büyüme görünümünün desteklenmesi şu anda tercih edilen bir durum. Tekrar ilk çeyrek büyümesinin arka planına dönecek olursak, ekonomiye verilen büyük desteklerle iç tüketim kanalından büyüme
desteklenmek istenmekte. Aynı zamanda kamu yatırımlarında da yine aynı şekilde hızlı bir artış devam etmekte. Bunu ilişkin olarak geçmiş dönemlerin serilerini de zaten gösterdiğim zaman durum çok daha net bir şekilde anlaşılabilecektir. Şimdi geçmiş verilere baktığımız zaman 2016 ve 2017 çeyreksel ve yıllık verileri kapsamında nasıl bir büyüme patikası olduğunu bakmamız açısından önemli. Bu veriler TÜİK'ten alınan veriler. 2016 ilk çeyrek 4,8, ikinci çeyrek 4,9, sonra üçüncü çeyrekte malum yaşanan olaylar nedeniyle %0,8'lik daralma, dördüncü çeyrek 4,2'lik büyüme, yıllık büyüme %3,2 olarak 2016'da gerçekleşmiş. 2017'de bunun toparlanması, ilk iki çeyrek %5,4'lük büyüme oranı, üçüncü çeyrek biraz da 2016'nın üçüncü çeyreğinin baz etkisinden dolayı %11,3, rekor büyüme, dördüncü çeyrek %7,3 ile 2017 yılda %7,4'lük büyüme ile kapatıldı. Şimdi ilk çeyrekte de açıkçası baktığımız zaman yani %7'lerde bir büyüme beklentisi olduğunu görüyoruz. Genel piyasa görüşlerine baktığımızda işte piyasadaki ekonomi anketlerine, ekonomist tahminlerine baktığımızda yani hemen hemen 2017 büyümesine ve 2017 son çeyrek büyümesine paralel bir büyüme görünümüyle karşılaşabiliriz. Yani burada tabii şöyle söylemek lazım. Yani 2017 içerisinde tabii bir baz etkisi vardı. İki yani sektörel teşvikler, işte açık mali politika, işte kredi garanti fonu etkisi gibi etmenler vardı. Tabii bunların sürekli hale getirilmesiyle beraber 2018'de de bunun normalde korunması amaçlanıyordu. Ama tabii şimdi son Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz arttırımları çerçevesinde biraz o büyüme görünümünün törpülenmesi söz konusu olabilir yüksek faiz ortamında. Yani biraz onun yatırımlar ve istihdam tarafına olumsuz şekilde etki ederek bir ekonomik aktivite üzerinde tahribat etkisi yaratması beklenebilir. Ya bu da tabii ki yani kısa vadede tabii ülkeye döviz çekmek amacıyla faiz bir nasıl diyelim cazibe unsuru olarak kullanılmaya çalışılıyor elbette. Yani bu oldukça normal bir şey. Özellikle yerel paranın değer kaybettiği bir noktada ülkeye daha fazla döviz girişi sağlayabilmek için. Ama tabii ekonomiye yaptığı yan etkiler de söz konusu oluyor. O yüzden hani özellikle 2018'in ikinci ve üçüncü çeyreğinde bu büyüme görünümünün biraz daha yavaşlamasını bekleyebiliriz. Zaten muhtemelen %5 bandına doğru hatta belki %5 bandının aşağısına doğru bir büyüme söz konusu olabilir 2018'in geneli açısından. Biraz burada alt kalemlerdeki kırılımlara bakacak olursak. Mesela burada son çeyreklerde hane halklarının tüketim harcamalarında, kamu harcamalarında ve diğer kalemlerde bir kuvvetlenme eğilimi olduğunu görüyoruz. Yani nasıl söyleyelim? Evet, mal ve hizmet ihracatı mesela 2017'de genelinde %12'lik katkı vermiş büyümeye, %12'lik büyüme sağlamış. Yine oldukça kuvvetli büyüme oranları görüyoruz. Özellikle son çeyreklerde artan 2017 3. çeyreğinde ve 4. çeyreğinde hane halklarının tüketim harcamaları, devlet harcamaları ve özel yatırımları gösteren gayri safi sabit sermaye oluşumu tarafında kuvvetli bir eğilim görüyoruz. Şimdi tabii kamunun maliye politikalarının 2018 başında da aynı şekilde devam ettiğini düşünecek olursak biraz da 2017 ilk çeyreğinin getirmiş olduğu etkiyle beraber 2018 ilk çeyrekte bu kalemlerin yüksek oranlarda büyümeye katkı vermesini bekleyebiliriz. Dolayısıyla yine hane halklarının tüketim harcamalarında ve özellikle kamu harcamalarındaki artış çerçevesinde büyüme görünümü desteklenecektir ki burada bunlara ek olarak mal ve hizmet ihracatı yani net ihracatın büyümeye katkısının da artması durumu söz konusu olabilir. Bu da bizim biraz daha şöyle %6,5-7 patikasında bir büyüme ilk çeyrekte beklememizi
sağlıyor. Ve yine büyüme beklentilerimize dayanak oluşturan etmenlerden bir tanesi sanayi üretimi. Çeyreksel olarak baktığımız zaman 2018 yılı birinci çeyreğinde takvim etkisinden alındığımız sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,8 arttı. Şimdi yıllık bazda %9,8 artan bir sanayi üretiminin büyümeye katkısı elbette pozitif olacaktır. Bu çerçevede de mesela sanayi üretim verilerindeki genel trendi görüyorsunuz. Yani yükselen bir trend var. Üçüncü çeyrekte biraz daha tabii o patika yavaşladı ama o yavaşlayan patikanın da şöyle göstermek gerekirse yani %8-6 bandı içerisinde denk düştüğünü görüyoruz. Yani halen oldukça kuvvetli. Tabii ki hani 2017'ler, 2017 yılı içerisinde özellikle 3. çeyrekte çift hanelere vuran bir sanayi üretimi vardı. O halen çok güçlü bir patika içerisinde devam edecek. Dolayısıyla sanayi üretiminin özellikle revize edilmiş verilerden sonra da büyümeye olan korelasyonunu arttığını düşünecek olursak bu noktada oldukça pozitif bir veriyle karşılaşmamız mümkün görünüyor. Söz konusu grafikte de Türkiye'deki sanayi üretim trendi ile büyüme trendini karşılaştırıyoruz. Yukarıya doğru, yukarı ve aşağı doğru olan beyaz sütunlar büyümeyi gösteriyor. Ve düzeltiyorum. Beyaz sütunlar sanayi üretimini gösteriyor ve sarı çizgi Türkiye'nin büyümesini gösteriyor. Bu noktada %7,3'lük son çeyrek büyümesini karşılaştırdığımız zaman yani pozitif bir korelasyon olduğunu bu veriden görebiliyorsunuz. Şu anda da hani ilk 3 aydaki sanayi üretim verilerinin oldukça kuvvetli bir bölgede kaldığını düşünecek olursak şurada muhtemelen ya aynı çizgisinde ya da hafif yukarıya doğru hamle yapan bir büyüme görmemiz söz konusu olabilir. Burada da uzun dönem ilişkiyi sanayi üretimi ve büyüme üzerinde göstermiş oluyoruz. Şimdi dolayısıyla açıklanacak verileri doğru okumak anlamında hangi noktalara odaklanacağız? Bunların üzerinden tekrar geçelim. Hane halkı harcamaları ile hükümet harcamalarının büyümeye katkı vermesi, büyümeye güçlü katkı vermesi, büyümede alt bileşen olarak tüketim ve yatırım kalemlerini öne çıkarabilir. Bu birincisi. İkincisi, hani birçok öncü göstergenin büyüme hesaplamasında kullanılan birçok öncü göstergenin geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdiğini tahmin ediyoruz. Yani bunlar nedir işte? İşte özel yatırımlar olsun, işte sanayi üretimi olsun yine aynı şekilde işte reel sektör güven endeksi gibi sektörel güven endeksleri olsun, PMI'ler olsun yani bunlar halen büyüme pozisyonunda, genişleme pozisyonunda kalmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla ilk çeyrekte bu öncü göstergelerin göstermiş olduğu performans çerçevesinde büyüme görünümünün pozitif kalmaya devam edebileceğini tahmin ediyoruz. Ve tabii en önemlisi sanayi üretim kanalındaki güçlü trend çerçevesinde de büyüme görünümünü ilk çeyrekte güçlü görmekteyiz. Bu noktada sayısal tahminlerimize gelecek olursak, GCM Menkul Kıymetler Araştırma Departmanı olarak beklentimiz ilk çeyrekte büyümenin %6,5-7 bandında gelmesi yönünde. %6,5 tahmin etmekle beraber sapma olasılığını yukarı yönlü olarak görmekteyiz. Yani bu verinin üzerinde bir büyüme olma ihtimalini de dışlamıyoruz. Yılın genelinde ise %5-5,5 patikasında bir büyüme olmasını bekliyoruz ki yani ilk çeyrek gerçekleşmesi tabii ki yani buna belli başlı bazı revizyonlar getirebilir ama biz %5 bandına yakın bir büyüme olmasını yılın genelinde öngörmekteyiz. Bu noktada bizim büyüme verilerine ilişkin olarak beklentilerimiz ve anlatabileceklerimiz bunlardan ibaret. Yeterince açık ve anlaşılır olduğunu ümit ediyorum. Ben herkese katıldığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.